Devrim Özkan. O doğduğunda takvimler 2 Eylül 1998'i gösteriyordu. Muğla'da orta halli bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi ev hanımı, babası emekli kepçe operatörüydü. Ablası ise bambaşka bir sektöre atılıp bankacı olmuştu. Devrim çocukluğunu Bodrum Milas'ta geçirdi ve eğitim hayatına da burada başladı. Küçük yaşta sporla ilgilenmeye başlayan Devrim, hayatını spor yaparak sürdüreceğine inanıyordu. Herkesin çocukluğunda geleceğe yönelik hayalleri vardır mutlaka. Onun da veteriner ya da antrenör olmak gibi idealleri vardı. Yıllarını atletizmle ilgilenerek geçiriyordu. Hayatı tamamen spor üzerine kuruluydu. Ama ailesiyle birlikte geçirdiği bir trafik kazası tüm hayatını değiştirdi. Show TV ekranlarının sevilen magazin programları Cumartesi Pazar sürprizinde Show TV magazin haber müdürü Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda çok özel açıklamalar yapan Özkan, ablasının hayatındaki kararlarında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Atletizmle ilgilenirken 12 yaşında ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından bir ay boyunca yürüyemediğini, bacağında dizden bileğine kadar liflerin koptuğunu ve bu sebeple atletizmi bırakmak zorunda kalıp judoya geçtiğini anlattı. Milli judocu olan Özkan, ilkokul müsamerelerinde tiyatroyla tanışmıştı ama judodan devam etmeyi düşünüyordu. Ortaokul, lise yıllarındaysa tiyatro gerçek anlamda hayatının merkezine yerleşti ve sporu bir kenara bıraktı. Oyuncu olmaya nasıl karar verdiğini Moodboard Max'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Herkesin küçükken bazı hayalleri vardır. Benimki veteriner veya antrenör olmaktı. Ta ki ortaokulda tiyatro sahnesine çıkana kadar. Sahnedeki ilk nefes alışımı hala hatırlıyorum. Çok özgür, çok güçlü, yaşamın çok içinde hissetmiştim. İlk defa bir yere ait hissetmiştim kendimi. Tam olarak böyle başladı diyebilirim. Kendimi yıllar sonra da aynı şeyi yaparken gördüm ve o an ne istediğimi anladım. Kalbimin ritmini değiştiren bu heyecanı nefes aldığım süre boyunca sürekli yaşamak istiyordum. Kararımı verdim ve şu ana kadar geldim. Önce küçük tiyatrolarla, daha sonra üniversitede, güzel sanatlarda ve şimdi burada. Artık ne yapacağını biliyordu ama oyuncu olmak o kadar da kolay değildi. Ciddi bir emek harcamalıydı. İlk olarak üniversitede oyunculuk bölümüne girmek için çalışmalar yaptı. Çabaları karşılıksız kalmadı ve Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk ana sanat dalını kazandı. İlk bir yılı başarıyla tamamladıktan sonra oyunculuk için İstanbul'a geldi. Ama bu onun için zor bir süreçti. Ailesi de İstanbul macerasına çok sıcak bakmıyordu. Güzeller güzeli kızlarını kurtlar sofrasına bir başına göndermek istemeseler de Devrim kararını vermişti. Show TV magazin haber müdürü Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda başlarda ailesinin tepkisiyle karşılaştığını ve İstanbul'da tek başına zorluk yaşadığını açıkladı. Güzel Yıldız şunları söyledi. Genç bir kızın İstanbul'da yaşamaya çalışması çok zordu. Çünkü o an sadece arayabileceğim 5 ay önce yeni tanıştığım menajerim var. Kendimle konuşuyorum sabaha kadar, dertleşiyorum. Gerçekten yalnızlığı bilirim dediğim yer orası aslında. Çok yalnız başladım en başta. Aldığı kararlardan hiç pişman olmayan Güzel Yıldız, kamera önüne ilk kez 2017 yılında Show TV'de yayınlanan Rüya dizisi için çıktı. Dizide İpek karakterini canlandıran oyuncu, başarılı performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Moodboard Max'e verdiği röportajda ekran önündeki ilk oyunculuk deneyimini şöyle anlatmıştı. "İlk işim Rüya'ydı. İlk set günümü hatırlıyorum. Bir gece öncesinde kalacak yer telaşından ezberimi yapamamıştım bile. İstanbul'a 1-2 hafta önce yeni gelmiştim. Hem hayatımı rayına koymaya çalışıyor hem de ilk kez televizyonda iş yapmanın gerginliği ve heyecanını yaşıyordum. Sabaha kadar uyumadım. Zaten bir okulun ilk günü, bir de böyle çok önemli günlerde heyecandan asla uyuyamam. Şanslıydım, ilk günümde tek bir sahne çekecektim. Tabii ben yıllarca tiyatro sahnesine alışkınım. Kamera önü eğitimim yok. Çekmeye başlayınca tiyatro sahnesindeymişim gibi hep yüksek sesle konuştum. Diğer oyuncu arkadaşlarım o kadar normal bir tonda konuşuyordu ki sahnede bağırdığımı o an anladım. Hemen gidip sevgili yönetmenimiz Cemal Şan'a "Hocam ben çok mu yüksek sesle konuşuyorum acaba?" dediğimde bana "Yani Devrimcim, evet biraz bağırıyorsun
ama karaktere yedirdiğin için rahatsız etmiyor beni dediğinde çok utanmıştım. Halbuki üzerimize taktıkları mikrofon nefes sesimizi bile duyuyormuş, haberim yok. Oyunculuk kariyerine başarılı bir şekilde devam eden Özkan, 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde Havva karakterini, 2019 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinde ise Feride rolünü canlandırdı. 2020 yılında herkesin severek takip ettiği Ramo dizisinin ikinci sezonuna dahil oldu. Bu dizide Nehir karakterine hayat verdi. Kamera önünde yaşadığı zorlukları zamanla aşsa da başta epey emek vermesi gerekti. Zorlandığı konuları NTV.com.tr'ye verdiği röportajda şöyle anlatmıştı başarılı oyuncu. Tiyatroyla büyüdüğüm için kamera önündeki hıza biraz daha alışmam lazım sanırım. Çünkü tiyatroda çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun ve oynuyorsun, bitiyor. Seni durduran bir şey yok sahnede ama kamera önü öyle değil. Her şey daha minimal, daha hızlı olmalı. 3-2-1 dendiğinde kendi karakterini kenara atabilmen lazım. Buna alışıyorum zaten. Her gün sette olduğum için de idman yapıyorum sürekli. Bir diğer mevzuysa evet senaryoda belli bir sıra var ama biz kesinlikle o sırada çekmiyoruz. Hepsi karışık oluyor. Diyelim duraklama, sahne 102, sonra sahne 3, sonra sahne 72. Böyle olunca öncesinde ne yaşandı, sonrasında ne oluyordu, duygu devamlılığı çok önemli. Kariyerimde hedeflediğim nokta kendini beğendirip sevdiremezsin. Ama örneğin Çetin Tekindor gibi bir üstattan bir tebrik almak isterim ve dünya çapında bir şeyler yapmak istiyorum tabii ki. Rol aldığı her projede başarısını yukarıya taşıyan Özkan, şimdilerde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde idealist bir polis komiseri olan Songül'le farklı bir oyunculuk deneyimi yaşıyor. Ratinglerde üst sıralarda yer alan bu dizi izleyenler tarafından çok sevildi. Partneri Ertan Saban'la harika bir uyum yakaladılar. BKM imzalı ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisinde Devrim Özkan'ın hayat verdiği Songül karakteri şöyle anlatılıyor. Ankara Emniyeti'nin Yaman polisi Songül, ölen babasının katilini bulmak için İstanbul'a tayinini ister. Ancak aradığı fırsat Sadi Payaslı'nın karısı rolünü üstlenmesi karşılığında gelir. Sadi Payaslı'nın hem koruma hem kontrol memuru olarak görevlendirilen Songül, Sadi'yi yakından tanıdıkça kurmaca ve gerçeği birbirine karıştırmaya başlayacaktır. Sadi ile Songül Payaslı çifti şüphesiz sezonun en sevilen, en dikkat çeken çiftlerinden oldu. Sadgül çifti hem ekranların hem sosyal medyanın gözdesi. Devrim Özkan hem dizinin hem karakterinin gördüğü ilginin bir sebebinin de partner uyumundan kaynaklandığını Cumartesi Pazar sürprizinden Ömür Sabuncuoğlu'na şu sözlerle anlattı. Bu işimdeki partnerim Ertan Saban inanılmaz bana katkıları olan bir insan oldu. Onun da çok büyük bir payı var şu anki başarımızda. Sadi Payaslı, Songül Payaslı ikilisi inanılmaz güzel çift oldular. Çok iyi anlaşan iki insan, anlaşamadıkları konumda da çok iyi anlaşmanın yolunu bulan iki insan oldular. Kamera önünde harikalar yaratan ve güzelliğiyle büyüleyen Özkan, kariyerine kamera önünün yanı sıra arkasında da devam etmek istiyor. Moodboard Max'e verdiği röportajda bu hedefini şu sözlerle anlatmıştı. Oyunculuk konusunda beni %100 tatmin edecek bir iş yaptıktan sonra kamera arkasına geçip kendi yazdığım senaryoyu çekmek istiyorum. Hep içimde bir yerlerde oyunculuk dışında reji koltuğunda oturma isteği vardı. Eğer kendimi hazır hissedersem yapacağım filmle dünyaya açılmayı çok istiyorum. Benim için sanat insana kendini iyi hissettiren ve ruhunu ifade edip onu besleyen her şeydir. Ben oyunculuk yaparken sanat yapmıyorum, sanata dahil oluyorum. Ama kamera arkasına geçtikten sonra sanatçı olmak istiyorum. En büyük hedefim gerçek bir sanatçı olmak. Aynı röportajda seni en net ifade eden kelime ne sorusuna şöyle yanıt vermişti başarılı oyuncu. Kesinlikle cesaretli demek istiyorum buna. Ben aklıma ve ruhuma koyduğum her konuda savaşırım. Aşmam gereken bir durum veya istediğim bir şey varsa ondan kaçmam. Bazen de deli cesaretine sahip oluyorum.
Oralar biraz tehlikeli ama hayatıma neşe ve heyecan katıyor. Korkusuz hissetmek çok güzel. Biz de genç yıldıza hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.